Merhaba arkadaşlar. Sonunda Cloud Coin'i tamamlayabildim. Cloud Coin'i yapmaktaki amacım, biliyorsunuz son zamanlarda Bitcoin ve Ethereum ve diğer alternatif coin'ler çok fazla popüler hale geldi ve yurt dışında yani yabancılar sürekli yeni para birimleri, yeni teknolojiler geliştiriyor. Fakat Türkiye'de hiçbir Türk'ten bir para birimi veya blockchain teknolojisini kullanarak yapılmış herhangi bir şey mevcut değil ve Türk developerlar blockchain'in ne olduğunu tam olarak bilmiyorlar ve nasıl çalıştığına hiçbir şekilde hakim değiller. Bunu kırmak için ilk önce kendim bir coin yarattım ve bu yarattığım coin'i yakın zamanda Udemy'den en baştan en sona kadar nasıl yaptığımı anlatan bir eğitim seti hazırlayacağım. Zaten benim Udemy'de eğitimlerim var. Toplamda 6 tane eğitimim var ve bu 6 eğitimi şu güne kadar 5644 kişi satın almış ve 317 de değerlendirme yani yorum var. Bunlar verdiğim eğitimler. İngilizce ve Türkçe eğitimler var. Yarattığım sistemin ismi Cloud Coin. Diğer coinlerde olduğu gibi Create Wallet en başta yapmanız gereken şey. Create Wallet yani bir cüzdan oluşturmak. Mesela bir Ethereum cüzdan oluşturmak için My Ether Wallet'a giriyorum ve buradan bir şifre yazıyorum. Ve Create New Wallet diyerek hızlı bir şekilde bir wallet oluşturabiliyorum. Ve bana wallet'ımı kaydetmemi istiyor. Bu şekilde wallet oluşturabiliyorum mesela Ethereum'da. Yani wallet oluşturmak çok kolay. Bizim sistemimizde de Create Wallet diyerek hızlı bir şekilde wallet oluşturabiliyoruz. Aslında bir wallet yani bir cüzdan oluştururken tüm sistemlerin yaptığı tek şey var. O da bir tane RSA public key ve bu public key'in private key'ini yaratıp size veriyor. Diğer bütün sistemlerde de bu şekilde. Bizde de yani Cloud Coin'de de bu şekilde. Bir tane public key ve bir tane private key var. Fakat bu public ve private key'i ben encode ediyorum Base64 ile. Bu şekilde veriyorum. Normalde bir public key ve bu public key'in private key'i bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Şu şekilde. Bu public ve private key biraz karmaşık olduğu için ve bu boşlukların olması gerektiği için ve bu boşluklar da slash n olarak gözüktüğü için ben bu public ve private key'i direkt Base64'e encode ettim. Ve bu şekilde verdim. Kullanırken de bunları tekrar decode edip o şekilde kullanıyorum. Yani bunlar aslında bir private key ve public key. RSA public ve private key. Mesela public key bunu raw data'yı kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Bu JSON Editor Online bir JSON dosyasını daha rahat görmek için kullanılıyor. Buradan public key'imi kopyalıyorum ve kendi sistemime geri geliyorum. Create Wallet'tan istediğim kadar wallet yaratabiliyorum bu arada. Bakın bu 519'da bitiyor. Geri geldim. Create Wallet dedim. Yeni bir tane yarattı mesela. Ve bu yarattığım wallet'ların hiçbiri benim veri tabanımda herhangi bir yer kaplamıyor. Mesela benim veri tabanımda yani blok zincirimde sadece transaction'lar bir tane blok zinciri var. Diğer bütün sistemlerde olduğu gibi. Ve bu blok zinciri sadece aslında transaction'ları. Yani bir kişi bir tane cüzdan başka birine para gönderdiğinde bunun kaydını tutuyor. Yeni bir cüzdan oluşturduğunuzda bu cüzdanı kaydetmenize gerek yok blok zincirine. Bu nasıl oluyor? Bunu da anlatacağım. Fakat bu bütün diğer para birimlerinde de böyle. Siz mesela Bitcoin'de milyarlarca belki wallet yaratılıyor. Her sisteme girdiğinizde size 5 tane wallet veriyor mesela. Sadece bu wallet'ları kaydetsek bile çok fazla alan kaydederdi boşu boşuna. O yüzden siz bir transaction yapmadığınız sürece bir wallet yaratsanız bile bu wallet hiçbir yere kaydı olmuyor. Bizde de kaydı olmuyor. İstediğimiz kadar create wallet diyerek wallet yaratabiliriz. Hiçbir sorun yok. Bu wallet'ların hepsini kullanabiliriz. Bu da sorun yok. Fakat ancak kullandığımız zaman blok zincirine kayıt oluyor. Bir sürü yaratabilirim o yüzden Create Wallet.
Bu Create Wallet'ın dediğim gibi diğer bütün altcoin'lerde de aynı mantıkla çalışıyor. Şimdi yarattığım wallet'a giriş yapacağım. Rastgele bir tane wallet yaratmıştım. Tekrar yaratayım mesela ve bunu kopyalayayım ve daha rahat işleyebilmem için buraya yapıştırıyorum. Ve bu wallet'ın public key'ini kopyalıyorum. Ardından kendi sistemimden giriş yapacağım. Public key'imi girdim. Private key'imi de giriyorum. Ve bu public ve private key'den en ufak bir şeyi değiştirsem bile giriş yapamam sisteme. Mesela bu büyük L'yi büyük A yapıyorum. Ve check wallet diyorum. Bakın, check your wallet details diyor. Yani bir hata var aslında. Bu en baştaki neydi? L'ydi galiba. Evet. Veya şu an check wallet diyeyim mesela. Şu an girmesi gerekiyordu. Bakın girdi. Veri tabanına hiçbir şekilde kaydetmediğim halde giriş yaptım ve balansının sıfır olduğunu görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi welcome diyor. Wallet ID'si burada yazıyor. Nasıl oluyor peki? Biz hiçbir şekilde bunları RSA key'nin hiçbir şeyini kaydetmediğimiz halde nasıl sisteme giriş yaptırıp çıkış yaptırabiliyoruz? Buradan kodların arasından check wallet'a geliyorum. Bakın burada aslında ben bu kişinin public ve private key'ini alıyorum. Aldığım public ve private key'ini key ile Cloud Bank yazısını, tekstini şifreliyorum. Ardından bu şifrelediğim datayı aynı public key ve private key ile geri dekod ediyorum. Yani en ilk başta kodluyorum, şifreliyorum, sonra dekod ediyorum. Yani bu şifreyi çözüyorum. Eğer bu public key ve private key ile oluşturduğum şifreyi şifreleyip çözebiliyorsam, bu public key, bu private key, yani bu ikili doğru ikiliymiş anlamına geliyor ve bu şekilde sisteme giriş yapabiliyor kullanıcı. Eğer bu public key ile private key arasında bir bağdaşmazlık varsa, bir sorun varsa, o zaman zaten dekod edemiyor. Bunlar match olmadığı için de kullanıcı access approved, yani giriş yapamıyor. Access denied diyor. Böyle bir mantık var. Eğer public key ve private key'im doğruysa yani sisteme giriş yapabiliyorum. Sistemde de herhangi bir transaction'ım yoksa balansım da sıfır olarak gözüküyor. Şu ana kadar hiçbir şey kaydetmedim gördüğünüz gibi. Ama üyelik oluşturma ve üye girişi özelliklerine sahip olan bir sistem yazdım. Hiçbir şey kaydetmeden. Sadece bu başlı başına bir devrim aslında. Ama devam ediyorum. Para göndermek için para göndereceğiniz kişinin public key'ini yazmanız ve kaç para göndermek istiyorsanız onu yazmanız gerekiyor. Benim daha önceden oluşturduğum wallet'lar var. Bir tane wallet'u buradan kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Tabii bunu benim kaybetmemem gerekiyor. Bir tane daha JSON Editor Online'a gireyim. Ve buraya yapıştırayım. Ardından mesela bunun public key'ini kopyaladım ve buna para göndermek istiyorum mesela. Yapıştırdım. 12 Cloud Coin göndereceğim. Gönder diyorum. Fail diyor çünkü parası yok. Logout dedim. Parası olan bir account'a gireceğim. Yine public key'ini kopyaladım. Giriş yapacağım. Private key'ini kopyaladım. Check wallet dedim. Gördüğünüz gibi bunda 4 milyon Cloud Coin vardı. Şu an 3 milyon kalmış. Göndereceğim adresin public key'ini kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Kaç para göndereceksem onu da yazıyorum. Mesela 997 diyelim. Ve inspect element deyip konsolu açayım. Ve aynı zamanda terminali açıyorum. Gönder dediğimde hızlı bir şekilde aslında burada bir mining yapıyor. Fakat sistemin difficulty, yani zorluğu çok az olduğu için çok hızlı bir şekilde nonce değerini doğru bir şekilde buluyor. Mesela 170'miş. Ve bunun hash'ını alıp transaction olarak veri tabanına kaydediyor. Bakın burada bütün transaction'ların hash'larının son iki hanesi 0-1 ile bitmek zorunda. Benim koyduğum kural bu.
Tekrar login olayım. Gördüğünüz gibi 0-1 ile biten bir tane daha transaction yarattı. Bu aslında bizim blok zincirimiz ve her bir blok birbirine bağlı. Bunların ne olduğunu bütün tüm detaylarıyla zaten anlatacağım eğitimde. Fakat burada sadece hızlı bir şekilde göz gezdiriyoruz. Gönderen kişinin public key'i, wallet ID'si, kaç para gönderdiği, tam olarak ne zaman gönderdiği ve gönderen kişinin gönderdiğinin kanıtı burada. Bunların hepsinin nasıl işlediğini anlatacağım. Fakat bu şekilde gönderdiğimde mesela eski hesabıma tekrar gireyim. Bundan çıkış yapıyorum. Public key'imi yazdım. Private key'imi yazdım. Ve check wallet dedim. Gördüğünüz gibi 997 Cloud Coin geldi. Blockchain'de şöyle bir şey var. Herhangi bir şeyi asla değiştiremiyorsunuz. Yani bir datayı editlemeniz mümkün değil. Ancak ve ancak üzerine yazarak değiştirebiliyorsunuz. Yani şöyle göstereyim veri tabanında. İlk başta benim ilk yarattığım wallet'ta 4 milyon mesela parası vardı ve bunu 4 milyondan 100 eksilttiğinizde bunu editlemiyorsunuz. Yani amount ilk baştaki parası her zaman durmak zorunda adamın. Çünkü bu sistemin değişmesi mümkün değil. Bu yüzden de ancak ve ancak birine para gönderdiğiniz zaman gönderdiğiniz paraların tamamını hesaplıyorsunuz. Var olan paralarınızın da tamamını, gelenleri de hesaplıyorsunuz. Gelenlerden gönderilenleri çıkartarak balansı hesaplıyorsunuz. Yani bunu yapmak zorundasınız. Yoksa bir şeyi değiştirmeniz, bir veriyi değiştirmeniz imkansız olduğu için böyle bir şey yapamıyorsunuz. Mesela buradan geldim. Delete diyerek bunu silersem son transaction'ı. Balansı burada sıfırlanıyor ve gönderen kişinin balansına tekrar para geri ekleniyor. Tam olarak nasıl işlediğini anlatacağım fakat şu an sadece demosunu göstermek istedim. Sistem bu şekilde çalışıyor. Daha da ilerleyen zamanlarda tam olarak bunların neden böyle olduğunu bütün detaylarıyla zaten eğitimde anlatacağım.